Kahvaltı hazır. Gerçekten kendime inanamıyorum. 2 günde falan pes ederim sanmıştım ama. Selam. Saçımla barışmaya karar verdim. Umarım bu kararım da 2 saat falan sürmez. Bu kararı haftada 2 kere falan verip pes ettiğim için çok ümitli değilim bu konuda. Yine de denemeye de böyle bir şey karar aldım. Saçımı hiçbir şekilde ısıya maruz bırakmayacağım. Zaten mezoterapiye falan gidiyorum. Gayet kendine gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bu arada gördüğünüz gibi iyileştim. Hala minicik acıyor boğazım ama 2 gün öncesine göre çok çok iyiyim. Zaten geçen blond onları göstermiştim bu ikisi. Direkt boğazımı geçirdi ve başka hiçbir şeyim kalmadı. Olay tamamen boğazımdaymış arkadaşlar. Sanırım ben üşütmüşüm. Bu arada haftalık vlogları 2'den fazla sürdüremem sanıyordum. Ama şu an 4. haftadayız ve ne? Bu demek oluyor ki bu işi gerçekten ben de sevmişim. Bu hafta geçen haftadan çok daha güzel bir hafta olsun diye diliyorum ve haftaya başlıyorum. Haftayı açıyorum babuşlar. Geçen hafta gerçekten çok miserable'dım zaten gördünüz. Haftanın başında mental, haftanın sonuna doğru fiziksel çöktüm. Ama yıkılmadım, oturuyorum. Böyle yemeye başladığından beri hakikaten kendimi çok enerjik hissediyorum. Sabah gece kaçta yatarsam yatayım sabahın köründe zınk diye uyanıyorum zinde bir şekilde. Ondan sonra işlerimi falan yapmam çok kolay. Beynim gayet mis gibi çalışıyor. Yani vücudum şey diyor hani teşekkürler Cirem. Çöple beslenmediğin için artık. Sezin aşkım bir tane şampuan paylaşmış, bir saniye onu göstereceğim size. Şu. Ondan sonra yazıyor ki dökülen saçlar ve geç uzayan saçlar. Kesinlikle denemek istiyorum. Girdim yorumlarına falan baktım. Herkes efsane yorumlar yapmış bu şampuanla alakalı. Aldım. Deneyeceğim. Beraber göreceğiz bakalım. Bir de şunu aldım. Bu da Nascita, nasıl okunuyorsa artık. Onun tarağı, bunu da Ayşe kullanıyor. Çok seviyor işte, koparmıyor falan diyor. Benim tarağım da gerçekten çok salak bir tarak, böyle minicik falan. O yüzden bunu şey yapacağım. Bu da gelecek. 2-3 güne gelir ikisi de. Saçıma ben bayağı alıştım. Bayağı sevdim. Şurası şuradan itibaren açık manyak gibi kızıla boyadığım kısım ve ne kadar yıpranmış göründüğüne bakın. Ve burası hiç dokunulmamış, boya değmemiş doğal kısmı. Ne kadar parlak ve mutlu saçlarım olduğuna bakın ve sanırım bütün saçlarımı bu şekilde mutlu saç yapacağım. Şu günden itibaren düzleştiriciyi bırakıyorum. Gözünüzün önünde hayatımı düzene sokmam yalnız. Çok havalı buklelerim var. Aptal ayrıca daha gür gözüküyor. Düzleştirmeyi bıraksam gürleşecek zaten hani. Çünkü hani diyor ki saç artık benimle oynama. Ben zaten kendimi toparlamıştım geçen sene. Sen tekrar boyayıp içine ettin saçının. O yüzden bu haftada saç devrimi yapıyoruz arkadaşlar. Zaten yaz da geliyor. Düzleştirmek çok sıkıcı yazın. Bugün evden çıkmayacağım. Hava çok güzel. Ve mekanların açık olduğu son gün ve Ramazan'dan önce son gün ve dışarı çıkmak ve gezmek isterdim. Ama yapmam gereken dünya kadar iş var. Köpek gibi çalışacağım ki kraliçe gibi yaşayabileyim. Köpek gibi çalışmaya hazırım ve şu an köpek gibi çalışmaya başlıyorum. Bu kısım sıkıcı ama gaza geliyorsunuz. Yine gaza gelin. Eğer çalışmanız, yapmanız gereken bir ödev, efendime söyleyeyim bir iş varsa bunu hemen siz de yapmaya başlayın. Ya da muhtemelen bunu pazar koyarım. Pazar yapmayın. Pazartesi siz de yapın işlerinizi. Tamam mı? Anlaştık. Çok güzel. Neyse tamam alacağım. Arkadaşım bana çilem bastık dedi. Düzken How I Met Your Mother Lily, kıvırcıkken Zeynep bastık oluyorum galiba. Furkiciğim yazmış. Demiş ki ben saçımı attım az önce barışmaya çalışıyorum diye. Furkiciğim demiş ki çok güzel. Ya kanki. Bu arada saçımı bu kadar güzel şekillendirip aşık olmamı sağlayan şey de bu. Benim yıllardır kullandığım eski vloglarıma, ta 2017, 2018 vloglarıma bile baksanız bunu görürsünüz. Dünyanın en güzel kremi. Ay bu arada bakın salak tarağım da bu. Minicik bir şey, bunu Dublin'den almıştım. Kahkül kesmiştim ya orada. Kahkülümü tararım diye almıştım. Şu an bütün saçımı tarıyorum bununla ve eziyet oluyor yani. İşe yarayacak mı vloglarda, hep beraber göreceğiz. Bir şey diyeceğim, Furkan'la mesajlaşıyoruz bak. Bu hafta vlogda yer almam lazım. Şart Ayşe'ye kaptıramam yerimi. İyi olan kazansın. Yürüyüşe çıkacak vaktim olsa keşke. Ama yetiştiremem ki işlerimi. Saat şu anda 15.49 ve hala çalışıyorum. Ve çok acıktım. Birazdan yemek yapacağım, yapacağım. Söylemeyeceğim, yapacağım. Ben de şaşkınım, evet. Market siparişim geldi. Demek ki oluyor ki yemek yapacağım. Ay hava ne kadar güzelmiş. Okey. Çayım bitti, bitki çayım. O yüzden yeşil çay aldım. Yeşil çayı çok seviyorum. Şimdi salata yapacağım. Onun için et aldım. Suya patates attım. Salata yapacağız. Şimdi sebzeleri hazırlayacağım.
Hazır. Çok kolaydı bu da. Sadece patatesleri haşladım. Üstüne sebze koydum. Gördünüz zaten. Elma ile turbu aynı yerde görmek ve hardalı garip geldi bana. Bakalım tadı nasılmış. Yine o uygulama verdi tarifi bana. Oha çok güzel. Yakıştı. 513 kalori. Uzun zamandır hiç bu kadar sıkılmamıştım. O kadar sıkıldım ki. Hey Siri, canım sıkılıyor, ne yapabilirim? Yardım etmek için buradayım. Yarın hava nasıl? Hava durumuna göre yarın havanın güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece ve en düşük sıcaklık 6 derece olacak. Oha, yaz gelseymiş. 26 yazışmada okunmamış mesajların var. Ne? Önce Aras Kargo şöyle dedi: gönderiniz yola çekmiştir, tahmini teslim tarihi 14 Nisan 2021. Gönderiniz yola çekmiştir. Sıkıldım. Hamburger ve beyran kokuyor. Bir tanesini seçmen lazım. Beyran daha yakın ama kokarış mı istiyorsunuz? Tamam, hamburger. Nasıl hamburger istiyorum? Dur. Tavuk istemiyorum, dur. Biber, biber evet. Biber burger. Hı-hı. Yine bütün garipliğinle vlogun ortasına şakırt diye geldin Furki. Evet. Bana bütün vloglar boyunca telefon al, telefon al deyip ben alırken orada olmaman. Bir dakika. Bir arkadaş vardı. Yorumlara ses alıp çilemem atıyorsun diye. Evet. Evet atıyorum ve tüm yorumları okudum. Hepsini okuyup okuyup bu bana atıyor. Bu son videoda işte yazmamışsınız Furkan nerede, Furkan öldü mü? Ayşe Naz Selim yazmış ki Ayşe çok tatlı, bu videonun yıldızı Ayşe. Büşra demiş ki Furkan'la gitsen seni yoldan çıkarıp mağazayı aldırız demiş. iPad'de alırdım büyük ihtimalle. Muhtemelen. Zeynep Ural demiş ki ama Furkansız Apple'a gidip iPhone almak mı? Babuş yaptın ayıp demiş. Yani yaptın gerçekten ayıptı, beni beklemedin. Babuşlar. Bunu bir kenara yaz. Sulemana Karın bu gerçek yüzünü görün. Ne yapıyorsun sen? Küçük bir kaçamak yapacağım ve bu konuda tamamen Furkan'ı suçluyorum. Bazı vatan hainleri de hala uyuyor işte. Okay. Aşırı salakça oldu bak şimdi. What the fuck? Bye! Çok mutluyum bu konuda. Yarından itibaren çarşambaya kadar yağmur yağacak ve bugünü de eğer o penceresiz odada çalışarak geçirseydim kendime çok kızardım yani. O yüzden no. Şimdi nereye gidiyorum onu söyleyeyim birazcık. Şu anda ilkokul arkadaşıma gidiyoruz. İlkokulda benim çok yakın bir arkadaşım vardı Gözde diye. Sürekli bütün zamanımızı beraber geçiriyorduk. Çünkü annelerimiz bize hamileyken arkadaştı bir. Aynı mahallede oturuyorduk. Aynı sınıftaydık. İşte tiyatro kulübü, şöyle böyle her şeydi. Beraber yapıyorduk. Çok yakındık. O evlendi. Bir tane çocuğu var. Bir tanesi de yolda. Ve onu uzun zamandır görmemiştim. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Öyle onunla takılacağız. Oradan çıkışta da Melis'le görüşeceğim. Çünkü neredeyse kızla 2 aydır görüşmüyoruz yani ve özledim. Modada falan takılacağım muhtemelen. Öyle şimdi koştur koştur Gözde'ye gidiyorum. Ama efendim kimleri gör... ya deli manyak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar insanlar değişmiyor. Ben zannediyordum ki hani böyle ilkokulda falan böyle büyüklüğümüzü düşününce böyle ciddi insanlar oluruz sanıyordum ama hiçbir şey. Açın güzel aşk. Asla umurunda değil ne söylediğim. Sen ne yaptın? Ooo. Bebiz. Cinsiyeti belli oldu mu? Oluyor mu? Küçük bir... İnanmıyorum. Aynı şey mi demek istiyorsun? Ben geride kaldım, yapamadım, arkadaşlarım yapıyor falan gibi bir şey mi bu? Kesinlikle öyle kanki. Sen neden saçlarını düzleştiriyorsun sürekli? Haklısın. Hatta daha da kovucu. Bir şey söyleyeyim mi? Sen saçlarına yazık ettin. Aşkım. Ütüleye ütüleye mahvettin. Ütüleye ütüleye. İlkokulda ütüleye. Göze Poyraz'a İngilizce öğretmiş. Çalıştırdım ya seni ama hadi. Anneciğim. Nice. Oğlum. Nice. Eğer. Ay şimdi niye böyle bizi karabük ediyor? Git tut adam. Karı aslında biliyordu kendisi. Yani gidince görüşeceğiz. Sen ne çilem? İki gün aç kalacaksın. Bir yemek yoksa bir. Tamam oğlum gel sonra söyle. Arkadaşlar benim küçük çocuklarla iletişimim falan aşırı kötü ama Poyraz. Poyraz'la bağımız var değil mi aşkım? Seni yerim. Sarıl çilemi. Sarıl bana. Bir yanak sev çilemle. Bir yanağını sever misin? Erkekler niye böylesiniz? Bir şey söyleyeceğim. Tamam adam işe gitti. Açtın. Aferin. Öpücük. Mua. Helal sana Poyraz Reis. Hazırım.
Yaşasın. Merhaba. Aşkım söylemek istediğin bir şey var mı? Yani kanalına abone olun. Ben senin yakın arkadaşımla tanıştığım için bana para vereceksin, 1000 dolar. Bu vlogda yer almak istiyorsanız 2000 dolar karşılığında bana abone olabilirsiniz. Bana abone olamam! Vatan sizi keser, hayır! Biliyorum Efekan! Efekan yapma çocuğum, öyle kalacak. Bakın ne gelmiş, hemen açıyorum şimdi. Denensin. Instagram'da herkes bekliyor şu an. Aa, çok acayip bir kutu. Çok acayip bir şampuan. Birkaç ay kullanayım, ondan sonra söyleyeyim size nasıl olduğunu. Aslında ben tarağı bekliyorum. Bir saattir bu şeyin nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyorum. Meğersem içine pil takmam gerekiyormuş. Böyle bunu ikiye ayırıp küçük pil taktım falan. Bir saattir YouTube'da izlemediğim tutorial falan kalmadı. Hiçbiri de söylemiyorum. Sanırım bunu önceden biliyor olmam gerekiyor. Nereden bileyim? Hayatımda yaka mikrofonunu kullanmışım. İnşallah şimdi işe yarar, yoksa delireceğim. Çalıştı gerçekten. Android'e bağlayarak çok güzel ses kaydı alabilirim. Artık videolar daha kaliteli olacak. Çok mutluyum. Ben dışarı çıktım. Melis'i bekliyorum şu an. Bisikletlerin oraya geldim. Bisikletle sahile gideceğiz. Ve oturacağız. Ay, birden neşem yerine gelmedin acaba. Baksana, her şeyi hazırladım. Na burada. Romantik bir date mi? Romantik bir date tabii ki. Yasağa kadar 2 saatimiz var. Evet. Acilen yaşayabildiğimiz kadar yaşayıp gitmemiz lazım. Aynen. Bisikletler açılmıyor. Kesin yasak yüzünden kapattılar. Ya ben daha bunları hiç binmemiştim, tamam mı? Aşkım şansına tüy. Yazıklar olsun. O kadar hayalini kurdum. En yakın sahile koşarak gidelim bari. Başarılı. Geldik. Yaşasın. Yaşayabildiğimiz kadar yaşıyoruz işte böyle. Minicik. Tekelde dediler ki yarın işte 7'den sonra olacak yasaklar. 7'ye çekilecek. 7'den sonra çıkılamayacak falan. Ben böyleyim. Neden? Kapatın. Her günü kapatın, tamam mı? Her günü kapatın. Aynen. Hiç çıkamayalım. Hiç şey dedim ki 20'lerimi neden bu dönemde yaşıyorum dedim. Acı verici. Sadece acı verici. Ne demişti chatte, ben bilmiyorum. Tarak geldi. Hadi açalım. Çok serin. Yok, hiç de boyu küçük değil. Yorumlarda beklediğimden daha küçük geldi falan yazmışlar. Gayet güzel yani. Hiç küçük değil. Çok tatlı. Benim bu kıvırcık, karmaşık ötesi saçımı bile tarıyorsa dedikleri kadar var. Kendisi çok başarılı, yerini aldı. Arkadaşlar şimdi günün kalanı çalışmakla geçecek. Edit yapacağım, YouTube'lar akıllı bir sürü şey yapacağım. Hava muhteşem ötesi ama 19 derece hava. Bugün artık çıkamam. Dün o hakkımı kullandım. İlk defa yaka mikrofonu kullanarak video çektim ve dünyanın en güzel şeymiş. Daha önce neden yapmamışım? O kadar temiz bir ses var ki yani o kadar rahatlayacaksınız ki şimdi videoyu yetiştiriyorum. Arkadaşlar nefessiz çalıştığım için asla hiçbir şey çekemedim. Hala çalışıyorum. Gerçekten ölüyorum. Ölüyorum. Günden güne zor, inan bana. Acım. Hiçbir fikrim yok. Hakan gelmiş. Hepimiz için bir mystery oldu. Hoş geldin. Merhaba YouTube ailesi ve evsiz ben. Fashion. Fashion, aynen. Acı verir arkadaşlar. Az önce kolum çıktı erkeğim. İç parçıkken gerçekten öyle. Aa, kendim selebisim gibi hissettim. Tek bana bakan bir tanesi. Bütün havası bozuldu şu an. Bıçak merdiveninden iniyormuşsun gibi ya. Muhteşem bir gün çünkü. Şu havaya bakın. Bir saniye. Birkaç işimi halletmek için dışarı çıktım ve havanın güzelliği bütün modumu böyle yaptı böyle. Böyle gidiyorum şu anda. Bakın şimdi ne güzel. Çok mutluyum. Yaşasın. Sonunda etek giyebiliyorum dışarıda. Bayılıyorum sıcağa. Oley. Günaydın. Günna. Ben TikTok izleyeceğim. Ayşe 26. Onu... Öğretim görevlisi, en büyük zevki sabahları. 1 saat boyunca TikTok izlemek. İzninizle Lost in Japan dinleyip duş almak istiyorum. Frens manyağı olduğunu söylemeden Frens manyağı olduğunu söyle. We are so over. Fine by me. Don't worry about me falling asleep. I still have your letter. Just so you know, it's not that common. It doesn't happen to every guy, and it is a big
I knew it. Başak Burcu olduğunu söylemeden Başak Burcu olduğunu söyle. Ajanda tuvalette. Ya bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey gelmiş diyemem gereken. Az önce gördüm, tamam mı, diyorum ki. What could she possibly do with the agenda in the back? Ama aklıma bir şey geldi. Acil yazmam gereken, hemen aldım o. Neden normal arkadaşlarım yok? Neden? Normal bir arkadaşının olmaması arkadaşının değil, senin sorunun. Boom. Amara'yı. Bir şey söyleyeceğim. Ne ara Nisan'ın 17'si oldu? Haziran geldi ve yaz geldi. What? What? Peki neden uzun kollu giyiyorum hala? Hot girl summer. Hot girl summer is upon us, girls. Nereye gidiyoruz? Take your seat. Do not text your ex-land'e gidiyoruz. Bu arada bunu ikinci defa kullandım bugün. Yani herkes sertleştiriyor saçı falan dediler. Tamam, muhteşem, yumuşatmıyor ama saç kremi olduğu sürece okey bence. Ve eğer uzatırsa ve saç çıkarırsa bilmiyorum, beraber göreceğiz deneyip, hadi bakalım. Ama size şu an çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. Hadi benimle yukarı gelin. Let's go falan. Ben şu anda bir konferanstayım ve size o konferanstan biraz bahsedeceğim. Çünkü çok tatlış bir şey ve bilmeniz gerekiyor bence. Bugün MUN konferansı var ve ben şimdi ona girdim. MUN ne biliyor musunuz arkadaşlar? Açılımı şu. Model United Nations açılımı. Bu da ne demek biliyor musunuz? Bayağı böyle okullardaki öğrenciler toplanıp Birleşmiş Milletler gibi böyle dünya problemlerine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ve her öğrenci bir ülkeyi temsil ediyor. Çok tatlı bir şey. En güzeli de ne biliyor musunuz? Full İngilizce konuşuyorlar. Koronadan önce bunu böyle konferans salonlarında falan yapıyorlarmış. Herkes böyle işte Birleşmiş Milletler'den gibi giyiniyormuş. Ciddi kıyafetler falan. Ve full öğrenciler yapıyor. Yani ülkeleri öğrenciler temsil ediyor. Konferansı öğrenciler yönetiyor. Ve o kadar güzel konuşuyorlar ve o kadar güzel fikirler sunuyorlar ki gördüğüm en güzel organizasyonlardan bir tanesi. Sabahtan beri çok keyifle izliyorum ve şu an izlediğim konferansın adı TBMUN. Yani Ted Bodrum Model United Nations. Öğrenciler işte buraya girerek gayet speakinglerinde geliştiriyor. Olarak hem topluluk önünde konuşabiliyorlar, fikir alışverişi yapabiliyorlar, münazara yeteneklerini geliştiriyorlar hem de. Lots of different are copying what the celebrities do because you know they're famous and they do. They have experience. MUN'in Instagram hesabı var. İsterseniz oraya bakabilirsiniz siz de başka konferansları da görmek için ve önümüzdeki konferanslardan haberdar olmak için. Aynı zamanda MUN şu anki videomuza özel bir şey verdi bana. Bu MUN konferanslarına size katılabilirsiniz. MUN eğitimi alabilirsiniz ve konferanslara da katılabilirsiniz. Bunun için bu kanaldan giden ilk 100 kişiye ücretsiz MUN eğitimi fırsatı sundular. Aynı zamanda konferanslara katılma fırsatı. Katılmak için formu açıklamalara bırakıyorum. Eğer o formu doldurursanız buradan gitmiş olduğunuzu anlayacaklar ve ücretsiz bir şekilde faydalanabileceksiniz MUN'den. Bence hiç kaçırmayın. Özellikle ilk 100 kişi bayağı güzel bir sayı. Ben az önce bunu Instagram'dan paylaştım da oraya daha önce katılanlar falan yazdılar bana. İşte koronadan önce de katılmıştık ya da şimdi katılıyoruz falan. Özellikle speaking için çok 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 iyiymiş. Ben de öğrenci olsam kesinlikle katılırdım. Market alışverişi yapmaya çıktık ve artık en sevdiğim reyon burası biliyorsunuz. Ve hiçbir alışverişimi bu kadar gurur duymamıştım. Bakar mısınız? Mood. Tam bu da ben miyim bu? Gerçekten. Ve ikinci haftam ve hala sağlıklı besleniyorum. Canım çiğ köfte çekiyor ama sağlıklı yaşam gereği alamıyorum. Lütfen Hürrem'le yüz yüze görüşeceğimi söyle. Tamam, tanıştırırım sizi. Yaşasın. Bu arada OOTD for market. Benim kim de çek. OOTD market outfitimiz, çünkü başka hiçbir yere çıkamıyoruz. Dillettim boyna dökük şarkılar. Ses etmeden susarım anılarım hastalık. Klapların açılmasına hazırlanıyoruz. Pardon. Pardon, geçebilir miyim? Bana bir tane evlilik de. Arkadaşlar, bugünü tarihe yazabilir miyiz? Çünkü ben hayatımda hiç Aşk-ı Memnu izlemedim. Şu an ilk bölümden başladım. Aşk-ı Memnu izliyorum. Nereye? Hayata bırakma. Ne zamandır ilk kez gece dışarı çıkıyorum. Sardı galiba. Çok. Fides Yöroğlu. Fancy's Queen. Matmazel çok iyi. Bu arada. Nihat erkek oğlu erkek. O ne demek? Tek erkek demek kardeşim. Bir kadınla beraber olmak için arkada iş çevirdi. Ailesinin arkasına iş çevirdi. En çok olmak istediğim ortam mutfaktakiler. Benim ortam yani. Şu an binge watching ikinci bölümü mü izliyorsun? Çok sardı. Kaostan beslenen ben bunu beğendim. Öncelikle ben what do you enjoy doing in Turkey diye bir soru soruyorum. Gördüğünüz gibi bu soruda enjoy fiilinin ardından do geliyor ve ing getiriyoruz sonuna da.
Peki siz ne yapıyorsunuz Ayşe Hanım o brokolilerle? Brokolileri zeytinyağı yatağında. Ben brokoli influencer'ıyım. Yani eğer benim hayatımdaysanız kesinlikle hayatınızın bir noktasında brokoliye aşık olmak zorundasınız. Çiği de çok güzel oluyor. Evet. Pişmiş de çok güzel oluyor. Her şey çok güzel. Evet. Püresi de çok güzel oluyor. Onu da ben keşfettim. Evet evet. Yapmadım bir gün. Ben yapacak. Çok güzel. Yavaş. Bye bye. Tabii ki aşkım evine gideceğiz değil mi Halil? Hayatımdaki kaos eksikliğini oradan gideceğiz. Çok güzel oldu. Ne haber? Ayşe Hanım, başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrikler. Başarılı bir çalışma oldu. Evet, yemeğimizi gösterelim. Bravo. Çok açım. Aşkı Memnu'yu izleyeceğim. O yüzden çabuk olur musun? Ötmüyor hala. Hey Siri. İçinde ıspanak var, marul var, börülce. Başka ne koyduk? Brokoli, domates, taze soğan var. Tabii ki en sevdiğim kısım.